Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Mart Pazartesi günü akşam 20.49 sularındayken altın kısa vadeli analizine başlıyoruz. Hafta sonu orta ve uzun vadeli analizler yapmıştık. Tek videoda birleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi orta ve uzun vadeleri dolar, altın ve gümüşü yine pazar günü yapmıştık. Bu sefer yine kaldığımız yerden devam edecek şekilde yani cuma günkü kaldığımız yerden kısa vadeli analizlere devam ediyoruz. Evet, cuma günü neler söylemiştik? 440 TL, 444 TL'ye geçtik ve ondan sonra altın gram fişekledi demiştik arkadaşlar. Gerçekten de öyle olmuştu. 444 bizim için önemliydi. Yeni hedefe dikkat demiştik. Yeni hedefler bizim burada özellikle belirttiğimiz bir nokta vardı. Özet kısmına da geçersek 457'ler bizim için önemliydi. O hedefe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugünkü gördüğümüz seviyeleri birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle cuma günkü yazdığımız notları kısaca hatırlayalım. Ons altında 1734 pazartesi aşılırsa yeniden yükseliş trendine girebiliriz demiştik. Düşüş trendindeydik biliyorsunuz ons altında. 1730-1730 bölgesi oldukça kritik. 1734 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini yazmıştık. Bugün hafif bir toparlanma var demişiz. Yani cuma günden bahsediyorum. Pazartesi devamı gelir mi diye soru işareti bırakmıştık. Gram altında 448 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini, 444 kritik seviyesi aşıldıktan sonra da gördüğünüz gibi 450 TL çok rahat geldi diye sizlere aktarmıştık. Yine destek dirençlerde ilk hedefimizin 457 olduğunu anlatmıştık. 467'nin de orta vadede yıldızlı bir şekilde hedefimizi de koymuştuk. Şimdi ons tarafına yine başlayalım arkadaşlar. Ons altın grafiğini açıyorum. Burada haftalık grafik var. Biz günlük grafiğe bakacağız. Zaten haftalık grafiğe dün bakmıştık. Şimdi büyük resimde hatırlarsanız cuma günkü kalan bölümden şöyle bir aşağı doğru giden bir hareket var. Bizim 2000 dolarlardan beri gelen aşağı gelen bir hareket var. Burada sadece bir şurada istisnası oldu. Burada da bir aslında bir boğa tuzağıydı ve sonrasındaki hareket bizleri daha da aşağıya götürmüştü. Ve burada 1668'ler demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Yine kanalın alt noktasından geçen bölgeyi bakın 1, 2, 3 belki de buraya ve 4. noktayı da buraya varsayıyorduk. Bu noktanın da 1668'ler olabileceğinden bahsediyorduk. Birazcık yukarısından 1676'lardan yukarı dönmüştük. Bu bir tepki yükselişin geleceği konusunda bize bir belirteçti. Ve yükseliş de zaten dikkat edin burada çok sert olmuştu ve sonrasına kadar geldik. Ama turuncu bir ortalamamız vardı arkadaşlar bizim geçemediğimiz. Onun öncesinde sarı bir ortalamamız vardı. O sarı ortalamayı da bakın şimdi göstereceğim size. Takip edenler biliyordur ama bakın sarı ortalamayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gündür üzerinde bir kapanış yapamıyoruz. Ve ons sinyal tablomuzda da düşüş sinyaline geçtiğimizi 1739'lardı yanlış hatırlamıyorsun ya 38'lerdi. Hatta hemen bakalım. Ons altın sinyal tablosunda bakın 1739'dan ne zaman ayın 23'ünde yani geçtiğimiz hafta Salı günü düşüş sinyali olarak analiz sistemimiz yatırım tavsiyesi olmadan bunu belirtmişti. Onun öncesinde de 1700'lerden bir sinyal gelmişti. 1750'lere kadar gittik. Şimdi 1739'dan düşüş sinyali geldikten sonra nereye geldik? 1705'lere kadar bugün gelmiş durumdayız. Şimdi devamını inceleyelim ve bundan sonra neler olabilir? Peki, şimdi günlük baza geçtiğimizde bakın burayı şöyle bir tepe olarak kabul edersek bakın burası bir dip. Burası dağın tepesi ve aşağı doğru giderken burası da 1739 bizim uçurumun kenarı. Bu noktadan sonra artık aşağı doğru hareket başlıyor ve buradan da uçurumdan aşağı kendisine 60 gözüküyor. Ons altın arkadaşlar burada önemli destek noktası. Yine Twitter sayfamızdan da akşama doğru bahsetmiştim. 1705 önemli demiştim. 1705 kırılırsa altın onsta nereye gideceğini arkadaşlar tahmin edemeyebiliriz. Burada kanalın desteği var tabii en kötü durumda. Bu noktada karşımıza çıkacak 1650'ler, 1640'lar mevcut ama onun öncesinde tabii ki oralara uzağız arkadaşlar. Orası en kötü durumda. Şu an bakın Fibonacci'yi koyacağım size. Fibonacci'yi koyduğumda bakın 1706-1705 bölgesi tam o noktadan bir tepki verdik ama bakın bir üst bölgedeki 1715'ler, 1716'ların halen altındayız. 1712'lerde geziniyoruz ve ben hareketin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Eğer 1705 kırılırsa hızlı bir şekilde 1690 ve oranın da altında belki de 1676'lar söz konusu olacak. Şu anki indikatörlere baktığımda ben 1693 potansiyelin olduğunu görüyorum. Burada yarın takip etmeniz gereken nokta 1705.
1705'in altında bir hareket kalıcı olarak görürseniz bilin ki arkadaşlar bu 1700'lerin altını test etmeye gitme potansiyeli var diye düşünebiliriz. Burada tabii ki psikolojik olarak 1700'lerde bir destek olacaktır. Yani şöyle bir hareketle aşağı doğru gitmemiz söz konusu olabilir. Ve şunu da söyleyeyim. Peki düşüş trendinin devam ettirme koşulumuz ne? Bunu artık zaten bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Ben size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 1725 altında kaldıkça biz düşüş trendini ben devam edeceğini düşünüyorum. Ya da en azından burada 1721'lerin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarabiliriz. Yine Fibo ile desteklemeye çalışalım. Evet, burada da yine 1715-1717. Evet, 1720 diyebiliriz arkadaşlar. 1720'nin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. İndikatörlere baktığımda da hareketin zayıf olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla ons altında düşüş hareketi devam ediyor. Eğer biz bugün 1734 üzerinde bir açılış yapabilseydik en azından bu olumlu olacaktı. Bakın gördüğümüz en yüksek nokta 1733. Tam sihirli mi bu rakamlar arkadaşlar? Tam bu noktadan üzerine bile çıkamadı. 1734'lerin üzerinde kalabilseydi o zaman gayet güzel olacaktı ama tam o noktanın 1 dolar altında açılış yaptı. En yüksek pardon onun altında arkadaşlar 1732'lerde açılış yaptı. En yüksek 1733'ü gördü ve sonrasında aşağı doğru şak diye geldi. Ve uçurumdan aşağı şu an şelaleden düşüyor. Yine Twitter sayfamızdan da onslar şelale olabilir diye 4 saat önce yazmıştık. Birazcık mesajım geç gitmiş internet çekmediğimden dolayı ama burada 1720'lerde kırıldıktan sonra artık şelaleye dönmüş durumda olarak ben algılıyorum. Bakalım 1705 bizlere son nokta mı olacak yoksa 1693'leri teslim edeceğiz. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Ayrıca haftada dün değindik ama haftalık bazda da yine grafiğin bozulduğunu görüyoruz. 1723'lerin altında kalmak arkadaşlar. Burada çok sıkıntılı, onu da söylemek istiyorum size. Orta vadeli durumda yeniden biz 1693'leri burada da görünebileceğini arkadaşlar gösteriyor. Haftalık bazdaki grafikte ben ons bazında pek iyimser değilim arkadaşlar. Peki, şimdi gram bazına geçelim. Gram bazında sinyal tablosunu açtığımızda da etik olması açısından arkadaşlar gece açılış 417 olmadığı için 428'den olduğu için o devalüasyon olarak kabul edebileceğimiz dolar yükselişi sonrasında siyasi krizden sonra 428'den yükseliş sinyali geldi mi diye şöyle bir soru işareti bırakmıştık. Etik olur mu diye sizlere yine de buraya soru işareti bırakmıştım. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Tabii ki bu sizin takdiriniz ama ben yine de eğitim amaçlı olarak burada 428'den yükseliş sinyali geldikten sonra 455'lere kadar bugün yükseldik ve yolumuza da halen devam ediyor muyuz, etmiyoruz mu? Şimdi onu bakacağız arkadaşlar. Peki haftalık grafiğe geldik. Yine özetler var ama bunlar aylık ve haftalık, onu siliyorum. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar burada sadece endişe edeceğimiz durum şu arkadaşlar. İndikatörler tepelere doğru yaklaştı. MACD'de negatif bir uyumsuzluk var. Bir arkadaşımız sormuştu burada. Bir negatif uyumsuzluk bir durumu örneği verir misiniz demişti. Bakın burada MACD aşağı doğru giderken fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Bu bir negatif uyumsuzluktur arkadaşlar. Bu şekilde bir örneğini verelim bir arkadaşımıza cevap olarak. Peki burada grafiğe baktığımızda 455'ler görüldü. Hedefimizde 457 olduğundan bahsetmiştik. 456-457 yani bir önceki tepemiz şurası arkadaşlar. Oraya doğru yarın da zorlama şansımız var. Ancak ondan sonra bir miktar zorlanabiliriz arkadaşlar. Burada indikatörlerin de tepeye gelmesiyle oluşan bir zorlanma olabilir. Yine size şunu söylemek istiyorum. 447 üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam eder. Ancak tepe noktalara yaklaştık. Bugün demeyelim arkadaşlar. Yarından sonra dikkatli olmanız gereken noktalar başlıyor diye ben düşünüyorum. Bu noktalara lütfen dikkat ediniz. 457'lerin üzerine hızlı bir şekilde çıkamayabiliriz. Bu noktalarda direnç olduğunu düşünüyorum 458 bölgesinde. Evet arkadaşlar şimdi bir de 5 saat diye bakalım. 5 saatlik grafiğe baktığımda yatay bir düzeltme hareketi var. Saatlik baza bakalım hatta. Evet saatlik bazda da yeniden biz 452-453 bölgesine sanki yarın sabah saatlerine doğru öyle bir şey olabilir gibi geldi bana. Peki şimdi özetimizi yapabiliriz. Ons altın düşüş trendine devam ediyor.
sarı ortalama çok ciddi direnç oldu. 1734 geçilmedi. Peki. 1720 arkadaşlar 25 diyelim, 22 diyelim. 22 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Peki destek ne? Destek 1705, 1700, 1693. Oraya bir yıldız koymak istiyorum. Çünkü haftalıkta da bir destek. Daha altta arkadaşlar 1670'ler var ama şu an için birazcık uzak olabilir. En azından bugün için. Direnç noktasında 1715 var, 1721 var. 20, şuraya bir, buraya 21 yazalım, buraya da 21 yazalım arkadaşlar. Aynı şey olsun. Ve sonrasında da 1725, 1730 bölgelerini yazabiliriz diye düşünüyorum. Peki, gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Ancak yarın 458 görülürse kar satışları olabilir. Şöyle soru işareti bırakıyorum. Göstergeler yarın tepe yapabilir. Ve 400, şimdi koşulumuzu yazıyorum. 448 veya 447 üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi devam eder. Peki destek yükseliş hareketi derken yükseliş trendi diyelim de bazıları onları yanlış anlıyor. Yükseliş trendten anlamayan arkadaşlar vardı, artık onu anlatmıyoruz arkadaşlar. Herkese her şeyi tek tek anlatmak gerçekten imkansız. Peki 448-47'yi yazdık destekler falan. 444'ü yazdık. 444 bugün ayrıca yine Twitter sayfamızdan da sabah saatlerinde bahsettiğim bir seviyeydi. Bakın bugün dolarda 7.95, altında 444, gümüşte 6.42, kabaca kritik seviyeler. Bu seviyeler üzerinde kaldıkça yükseliş trendleri devam eder demiştik yatırım tavsiyesi olmadan. Bugün gördüğünüz gibi en düşük seviye 445'leri gördük. 444'leri de hatta bazı yerlerde gördük. Gerçekten 444'ler çalışmış vaziyette gözüküyor. 440'da bir sonraki destek, 436'yı da bir sonraki destek olarak yazabiliriz. Peki direnç ne? 458 diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında 463 var. Yine şurada da yazmıştık. Aynı şekilde yazacağım onu. 467 orta vadeli bir hedefimiz. Onu da yine yıldızlı bir şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar, burada analizimizi artık tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Teknik analiz eğitim setimiz için arkadaşlar bilgi almak isterseniz sol alttaki mail adresine bir mail atarsanız sizlere otomatik cevap gelecektir. Hoşça kalın, iyi akşamlar.